Man of the Year, Samsung Galaxy Yılın Sporcusu ödülünü vermek üzere GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur'u sahneye davet ediyorum. Özgürcüğüm, bu gece pek inmeyeceksin sahneden aşağıya. İnmeyeceğim beraber, çok büyük bir güzel. Keyifle. Evet, teşekkürler. Evet, 2021 yılına tarihi bir imza attı. Zafer jestiyle ikonikleşen, çok yönlü, yetenekli ve zeki bir sporcu. Dünya Olimpiyat Şampiyonu, Yılın Sporcusu Ödülü Mete Gazoz. Evet, büyük bir onur ve gururla veriyorum bunu. Şöyle bir sahne var benim aklımda. O Brady evet. Değil mi? Böyle bir Amerikalı çok böyle. Evet, efendim? Çok ismi önemli. Ya tabii çok... Ha, aynen, şöyle sahneyi hatırlatıyorum. Şöyle bir sahne var. Böyle adam oku böyle bayağı sıkı tutmaya çalışıyor. Arkada Mete Bey yapıyor. 5 saniyesinde ben göreceğim yani. O anı anlatır mısın biraz ya? Böyle sesim geliyor değil mi? Geliyor. Biraz daha yaklaşayım. Gel gel. Şimdi mi? Süper. O anda şöyle oldu. Bizim o olimpiyatlarda son 4 sporcu, 8 sporcu arasında hiçbir fark yok. Yani hem mental olarak hem fiziksel olarak hiçbir fark yok. Ama bir şekilde bir üstünlük kurmanız gerekiyor. Tur geçebilmeniz için. Bu konuda da her takımın spor psikoloğu var. Bu rakibimin spor psikoloğu beni etkileyebileceğini düşünerek rakibim çok güzel bir atış yaptığında arkadan bana dönüp bağırıyordu. Şey, "Ya" diye bağırıyordu. Çok sonra şimdi şey atıyor, benim rakibim atıyor tam ortaya atıyor yani doğal olarak çünkü son 8 sporcudan bir tanesi o ve hani son 15 yılın en iyi sporcularından birisi. Ortaya attığında psikoloğa dönüyor tribünden bana karşı başlıyor bağırmaya. Ben bunu fark ettikten sonra ben de rakibim attığı sırada tamamen dönüp şeye kilitlenmeye başladım. Spor psikoloğuna kilitlenmeye başladım. Bana dönüp tam bağıracakken ben böyle gülmeye başladım. Bravo be. O tekrardan başlıyor bağırıyor falan. Sonra ben en son seri... Gül hocam sen gül. Sonra ben son seri gene artık çok son notlara kaldı iş. Döndü gene. Tam bağıracakken ben gene bu sefer gözün içine bakıp böyle gülüp başımı salladım. Sonra döndüm attım 10. Zaten bitti maç. Ne yaptın? Sonra... Bravo. Büyük onur. Çok teşekkür ederim. Ben bir de şey söylemek istiyorum bu ödülle ilgili. Tokyo'da olimpiyatlarda hep orada sahada, final sahasında atış yapan benmişim gibi gözüküyor. Ama halbuki işin aslı böyle değil. Bu olimpiyat şampiyonluğu herhangi bir insanın tek başına başarma imkanı yok. İmkansız bir şey. Bu yüzden beni bugünlere getiren diyeyim. Hatta Türkiye okçuluğunu bugünlere getiren Türkiye Okçuluk Federasyonu'nu ve Milli Takım Teknik Kurulu'nu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ni çok teşekkür ederim onlara. Hepsi iyi ki varlar. Bravo, bravo. Süper. Şöyle bir sarılalım mı şöyle? Harikasın.